Sevgili arkadaşlar, selamlar, ben Free Bro ve bugün yepyeni bir Wulong rehberiyle karşınızdayız. Bu rehberimizde enteresan bir şey yapacağız. Köyümüzde saklı gizli birkaç görev var. Bu görevlerin ilkini gerçekleştireceğiz. Yalnız bu görevleri gerçekleştirmeden önce kanala üye olursanız çok sevinirim. Like atarsınız, yorumlar yazarsanız müthiş olur. Bir de zile basarsanız en son bir video çektiğimde online olduğunda direkt haberiniz olur. Şimdi yapacağımız köydeki görevlerin ilki enteresan bir görev ve bunun için bir eşyaya ihtiyacımız var. O eşyamız da şu. Onu size bir göstereyim. Buradaki özel eşyalar arasında olması lazım. Nerede bu? İşte burada Golden Cicada Kabuğu Shell dediği. Toplam oyunda bütün oyunu oynadığınız zaman 21 adet buluyorsunuz. Bunu köyde bir arkadaşımıza götüreceğiz. O arkadaş da bunun karşında 5 tane adet verdiğimizde bir silah veriyor. 10 tane verdiğimizde başka bir eşya veriyor. Ve 15 eşyayı verdiğimizde yine başka bir şey veriyor bize. Bunlar rastgele eşyalar olabiliyor. En sonunda 21 adet de verince ve evet, 21 adedi de tamamlayınca bu sefer de oyunu platinum, yani en üst seviyede bitirmek için size gerekli olan şuradaki bu notlardan bir tanesini verecek. Bunlardan da platinum ödülü istiyorsanız bu oyunda hepsini tamamlamanız gerekiyor. Diğer bütün tabletleri, bütün o notları oyun içerisinde buluyorsunuz. Onları da ben size göstereyim. Şurada mesela bir haritaya geldiğiniz zaman, mesela nerede diyeyim? Ha, şurada çok güzel gözüküyor. Şimdi o sol aşağıdaki görev detaylarına bakarsanız orada rewards diyor, ödüller diyor. İşte 8. seviyeden leather diyor, işte deri, bronze dual sword veriyor, işte ikilik kılıç veriyor, bir tane gördüğünüz gibi zırhlar veriyor. Ve en aşağıda gördüğünüz gibi bu bölümde gizlenmiş eşyaları görebiliyorsunuz. Sol tarafta o demin bahsettiğim böcekten var. Tablet var bir tane. Bir tane yeşilimsi gözüken bir yuvarlak var hemen yanında. O yuvarlakta şeyimizi içtiğimiz can suyunun miktarını artırıyor. Yani içtiğimiz zaman daha çok canımız geri geliyor. Onun yanındaki o yeşil kristal gibi olan şey, o görev içerisinde bir tane canımızı arttıracak, yani can şişemizi arttıracak bir kristal olduğunu gösteriyor. Yani diyelim ki 8 tane can şişemiz var, onu 9'a çıkaracak bir tane şişe olduğunu gösteriyor, kristal olduğunu gösteriyor. Panda da bize bir tane gizli pandanın olduğunu, bu bölümde bir gizli pandanın olduğunu gösteriyor. Yani bu bölümü iyi oynarsanız, detaylara iyi bakarsanız ve her şeyi toplanacak her şeyi toplarsanız bunlar oyun içerisinde gizli saklı yerlerde oluyor. Tamamlarsanız hepsini tamamlamış oluyorsunuz. Platinum'a gitmek için buradaki birçok eşyayı tamamlamanız gerekiyor. İşte şuraya mesela baştaki görevlere gelelim. Burada mesela ilk bölümde sadece o tabletten varmış. Bu ikinci bölümde bu böcekten ve bir tane can şişesi varmış. Burada panda varmış vesaire diye gidiyor. Tabii ki ana görevlerde daha çok eşya var. Mesela şurada bütün o toplanacak eşyalar var. Onun dışında burada işte bir kere bütün hepsini toplamanız gerekiyor. Ve en sonuncusu da gördüğünüz gibi bizim gizli köyümüzde. Köyümüzdeki son gizli eşya oradaki bir tablet. Fakat her tarafı dolaşıyorsunuz, ediyorsunuz ve bunu bulamıyorsunuz. Şimdi bu rehberimizde de onu nerede bulabileceğimizi size gösteriyorum. Bu sağdan şeye iniyorduk biliyorsunuz, demirci ustasına. Soldan gideceğiz. Aşağıya. Sonra şu kadının yanından, şu aradan diğer ağaca geçiyoruz. Buradan şu karşıya ve buradan da şuradaki kulenin yanındaki ağaçtan yukarı doğru çıkıyoruz. Biraz başımız dönüyor tabii çıkarken. Hatta bir yerinde atlamamız gerekiyor. Bir daha atlayacağız. Ve sonra bunun çatısına çıkıyoruz. Burada bir
enteresan adam var. Bunu da şimdi konuşunca sen de ölümsüzlüğün peşine mi gidiyorsun kardeşim? Ya ben buna karışacak kişi değilim zaten diyor. Ben böyle parlayan altın Chikadaslardan topluyorum. Eğer bulursan bana getir diyor maceran boyunca diyor. Biz de ona bunları vereceğiz. Birkaç kere konuşmanız gerekiyor. Ben eskiden bir tüccardım diyor ve elimde çok güzel şeylerim var diyor. Bana bu altın Chikadalardan getir, ben de sana onlardan vereyim diyor. Güzel bir anlaşma değil mi? Ne dersin? O seni bekliyordum diyor. Bir şeyler bulabildin mi diyor. Şimdi bir 5 tane verelim. 21 verebiliyor muyum? Toplam 21'i bakalım. Evet verebiliyorum. Hepsini veriyorum. Siz oyun esnasında buldukça gelebilirsiniz buraya. Mesela 5 tane bulduysanız ilk ödülü 5'te veriyor. Sonra 10'da veriyor. Sonra 15'te veriyor. Toplam dediğim gibi tüm oyunda da 21 tane var. Hepsini verelim. Ve karşılığında bir tane iksir alıyoruz. Bir tane, iki tane silah alıyoruz. Ve büyük bir tane key alıyoruz. Şimdi tekrar konuşunca kafayı yiyordu bu. Tabi daha konuşalım. Şimdi yapacağımız şu. Buradan bir uzaklaşacağız. Bunu birkaç kere yapmak gerekebiliyor. Enteresan yani, tam böyle bir bug varmış gibi bir durum var. Oyundan tekrar şeye gideceğiz. Hatta başka bir bölüme ışınlanıp geri gelmek çözebiliyor işi. Şöyle yapalım. Şuradan ne yapalım? Şuraya bir ışınlanalım. Hatta bazen oyundan çıkıp tekrar girmek gerekebiliyor. Ay buradan da şey yapmak lazımdı ya. Hay Allah. Buradan da bayrak yok ki burada. Çok saçma bir iş yaptım. Neyse ilk bayrağa kadar sprint edelim. İnşallah kimse bize vurmadan açabiliriz. İlk bayrak da Allah'tan şu yakında bir yerdeydi. Bir şu vardı galiba. Evet şimdi tekrardan köye ışınlanalım. Daha iyi bir görev seçebilirdik bunun için. Bayrağı olan bir yere direkt gidebilirdik ama düşünmedik onu, kusura bakmayın. Tekrar köye gidiyoruz. Şimdi köyde tekrar aynı yere gitmemiz lazım. Tekrar o kulenin çatısına gideceğiz. Şey oradan gitmiş olması gerekiyor o arkadaşımız. Ve bize ödülü bırakmış olması gerekiyor. Ya da kafayı yiyor. Sadece ha 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 diyor. Evet. Şu an kafayı yedi o altın şeylerle. Bir kez daha gitmemiz gerekecek. Tekrar kaydedip tekrar gelmemiz gerekecek. Ve ondan sonra bize ödülü bırakmış olacak oraya. Bu sefer bayrağı olan bir yere gidelim bari. Nereye gidelim? Neresi var? Yemin olduğum bir yer seçelim. Ha, şurası iyiydi. Bayrak hemen yakındaydı. Şeyden çok emin değilim ya. Bayrakta sadece mesela bir dinlendikten sonra aynı şeyi yapıyor mu onu test edemedim daha. Ben böyle seyahat edip tekrar geri geliyorum. Şimdiki geri dönüşümüzde artık adam orada olmaması lazım. Ve bize ödülü bırakmış olması gerekiyor.
Tekrar şeye gideceğiz. Evet. Bakalım inşallah artık olmuştur. Biraz böyle angarya bir iş ama işte o son tableti almak için, son notu almak için bu işlemleri böyle yapmak gerekiyor. Köyümüz de keyifli bir yer aslında. Biraz daha canlı yapabilirlermiş burayı bence. Bir de çok az şey var. Yapabileceğimiz bir demirci ustası var. Bir de o işte ödülü bıraktı. Alıyoruz. Bu işte son notumuz. Aldık. Bir de bir iksir veriyor bize. Onu da ben göstereyim size. Bu iki ödül bizim şuradaki şeyler tamamlanmış oluyor, notlar. Bir de neredeydi o? Ha, eşyaların arasındaydı galiba. Ha, şurada. Dö. Bu da şeylerden, tılsımlardan, yani şurada bulabilirsiniz onu. Üstünüze alabiliyorsunuz. Şey yaptığımız zaman ne oluyormuş? Bakalım. Büyü yaptığımız zaman canımız geri geliyormuş yavaş yavaş. Eğer şeyle oynuyorsanız metal elementlerden, o zaman sizin zehir birikimini, düşman üstündeki zehir birikimini arttırıyor. Stone damage veriyor. Bu güzel. Bunda da eğer toprak inşası yapıyorsanız, karakter inşası 3.2 oranında şeyinizi artırıyor. Stone damage'imizi, taşla ilgili olan büyülerimizi. Canımızı artı 15 veriyor. Ve daha az ki kaybediyoruz öldüğümüzde. %5.2 daha az ki kaybediyoruz. Şimdi şeye bir bakalım. Artık o son şeyi de aldık mı? Tableti. Hemen tekrardan bayrağa gidelim. Zannedersem bütün tabletler tamamlandı. Bu görev şey için gerekiyor. Tekrar başta söylemiştim. Platinyum ödüllerine ulaşmak istiyorsanız onu almış olmanız gerekiyor. Şimdi bakalım. Travel diyelim. Ve evet. Son şey gelmiş, görüyorsunuz aşağıda. Böceği almışız bu köyde. Tableti de tamamladık. Bir tane de can şişemizin gücünü arttıran şeyden vardı, eşyadan vardı. Onu da almış olduk ve böylelikle köydeki ilk gizli görevimizi tamamlamış olduk. Bir görevimiz daha var köyde. O biraz daha uzun bir köy ve daha uzun bir görev. Onu da yakında rehberde bulabilirsiniz. O zamana kadar, ama kanala üye olursanız çok sevinirim. Like atarsanız mükemmel olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.